Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Astrolog Ayşe Aslan ben. 12-18 Haziran haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Bu hafta neleri konuşacağız derseniz, Kuzey Ay düğümünün Jüpiter'le kavuşumu vardı zaten. Bunun üzerine bir de Ay eklenecek. Venüs'e de bir kare yapacak arkadaşlar. Öncelikle bunu konuşacağız. Merkür İkizler Burcu'na geçti. Bunu konuşacağız. Jüpiter'in Satürn'le olan üçgen açısını konuşacağız. Bunun yanı sıra bir de İkizler Burcu'nda yeni ayımız var. Bir de bunu konuşacağız arkadaşlar. Burç yorumlarına geçmeden önce kanalıma abone olur, bildirim zilini açar, beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalım sizlerle büyüyecek. Ayrıca kampanyamızdan bahsetmek istiyorum. Doğum haritası analizi, öngörü analizi ve doğum saati tespiti, hepsi birlikte kampanya fiyatımız 1000 TL. WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçerek bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Merhaba Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar. Evet arkadaşlar, bu hafta yeni ay gerçekleşecek. Bu da sizin 8. evinizde gerçekleşecek. 12-18 Haziran haftasını konuşuyor olacağız ve yeni ayda 18 Haziran'da, yani haftanın sonunda yaşanacak diyebiliriz. 8. ev biraz kriz alanıdır, biraz maddi gelirlerimizin alanıdır. İçten içe biraz sorgulama yaşayacağımız bir yeni ay olacak bu ikizlerde. Merak edeceğiz, yetiyor muyuz, yetemiyor muyuz, borçlara girmeli miyiz, ne kadar borca girmeliyiz, ödeyecek gücümüz var mı? Biraz bunlar konusunda tereddütte kalacağımız ve sorgulayacağımız da bir süreç diyebilirim. Şimdi Jüpiter'in Kuzey Ay düğümüyle kavuşumu vardı. Bu hafta bir de oraya Ay gelecek, ayın 14'ünde. Yani evlenme teklifi alabiliriz, evlenme teklifi edebiliriz. Bir süreç başlatıyor olabiliriz. Belki evlilikle ilgili bir karar aldık. İşte evlilik hazırlıklarına başlamak istiyoruz ama maddi durumumuz yeterli mi? Nasıl geçineceğiz? Nerede yaşayacağız? Bu kredi çekelim, düğün yapalım vesaire gibi. Biraz kaygıların, korkuların oldukça yüksek olduğu. Özellikle bu kaygıların parasal durumlarınızın sebebiyle olduğu bir gerçek var arkadaşlar. Ama bu yani sen başla, devamında gelecek. Bu hafta yani parasal bir sıkıntıdan dolayı hayatınızdaki birini reddetmeyin ya da bir ortak bekliyorsunuz diyelim. Bu ortağın size gelmesi, parasal bir fırsat sunması, işte ortağınıza güvenmeniz, onun vereceği parayı bir şeyler yapmanız konusunda kaygılarınızı, korkularınızı bir kenara atarak başlatmalısınız arkadaşlar. Yani ortaklık para konularından dolayı bir sınanıyor. Mevcut ortaklığınızda parasal bir meseleden tartışma çıkabilirken ya da evliliğinizde maddi bir problemden dolayı tartışma çıkarken aslında karşınızdaki insanın doğru bir hamle yaptığını, verdiği sözü tuttuğunu, sadece olayların ve koşulların söyleyemedim, geçici olarak sıkıştığını bilmelisiniz ve kendinizi korku enerjisiyle sınırlamamalısınız diyebilirim arkadaşlar. Şimdi Venüs'ün Mars'la aynı burçta ve 10. evde olduğunuzu düşünürsek aslında bu bir evlilik kararı almayı yine temsil edebileceği gibi ortaklık kurmak, iş kurmak gibi bir enerjiyi de aktive ediyor olabilir. Sıkıştığınız bir parasal meselenin bu hafta olacak mı olmayacak mı diye biraz kaygısına düşseniz de bir sonraki haftada ne kadar olabilir olduğunu, ne kadar başarılı bir hamle yapabileceğinizi de fark ediyor olacaksınız arkadaşlar. Biraz ortağınıza, eşinize, sevgilinize güvenmeyi deneyin. Biraz daha içinizi pozitifte tutun diyebilirim bu hafta için. Satürn gerilemimiz var. 5. evinizde yaşanacak. Artık eş ve ortakla ilgili ya da sevgiliyle ilgili bir sıkıntımızı burada da hissediyor olabiliriz. Eşimizle tartışıyorsak bundan çocuğumuz nasıl etkileniyor? Çocuğumuzun ruh halini, durumunu düşünmeliyiz. Onun geleceğini planlamalıyız gibi kaygı, korku enerjisindeydik. Artık o sorumluluğun da bir yere evrildiğini görüyoruz ve aslında çocuğumuz da o kadar şu an için kafamıza takmamız gereken bir problem olmadığını fark ediyor olabiliriz bu retronun gerilemesiyle. Hani su akıyor, yolunu buluyor
dediğimiz bir durum var ya, işte çocuğumuzla ilgili kaygılandığımız, korku içinde olduğumuz bir durumun artık biraz daha kendimizi özgürleştirmek, evet o da alışacak, bu durumu o da fark edecek, beni anlayacak şeklinde bakmanız çok daha olumlu olacak diyebilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.